Değerli voleybol severler, herkese iyi akşamlar. Ben Ufuk Soygür. Voleybolun gündem konularını enine boyuna konuşacağımız gündem özel programına hepiniz hoş geldiniz. Artık yayınlarımızı Türk voleybolunun çok önemli ismi olan Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ile birlikte yapacağız. Gündemi birlikte değerlendireceğiz. Yorumlarımızı o haftaki, o ayki, o günkü gündem konusu neyse onları Gülden'le birlikte konuşacağız ve tartışacağız. Şimdi Gülden'e davetimizi gönderelim ve Gülden nerelerdeymiş bunca zaman? Bir önce onu soralım. Evet, şimdi hemen davetimizi gönderiyoruz. Sonra bir sürpriz konuğumuz olacak aslında. Ve konuşmamıza başlayalım. İşte budur. Gülden hoş geldin. Hoş bulduk Ufukcuğum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Teşekkürler. Mükemmel. Valla öncelikle beni kırmadığın için, kendi bireysel yoğunlukların var. Kızım Duru ile ilgileniyorsun. Eşin Emre abiyle birlikte vakit geçiriyorsunuz. Voleybolun ardından herkes seni, ben de şahsen çok özledik, çok özledim. Önce şunu özeti anlatayım. Yani ben gündemi değerlendireceğim bir program yapmak istiyordum ama bunu daha hani kimle yapılabilir? Hem ağırlığı olsun, hem geçmişi olsun, kariyeri olsun, her anlamda saygınlığı olsun. Gülden aklıma geldi ve kendisiyle iletişim kurdum. Sağ olsun beni kırmadı ve artık birlikte programları yapıyoruz. Artık gittiği yere kadar diyelim. Gülden hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkürler Ufukcuğum. Biliyorsun seni zaten çok severim. Voleybol camiasında çok sevdiğim isimlerden birisi. Seni kırmak istemedim. Beraber program yapıp yorum yaparız. Güzel olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Gülden. Peki herkes şunu çok merak ediyordur. Önce bireysel olarak sormak istiyorum. Voleybol kariyerine nokta koyduktan sonra nerelerdeydin, neler yaptın? Şöyle, zaten hep hayal ettiğim şey şuydu. Voleybolu bıraktıktan sonra annelik olmak istiyordum ki kızımın hiçbir anını kaçırmamak adına. Şu an baktığım zaman çok doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü anneliğimi gördükten sonra dedim ki eğer oynarken anne olmuş olsaydım herhalde çok iyi performans gösteremezdim. Çok zor olurdu. Duru'yu bırakıp gitmek, ateşliyken yurt dışına gidebilmek. Onun için şu an 7-24 onundayım. Tabii eski oranda çok farklı bir dünyam var ama çok sevdiğim bir dünyam var. Kızımla ilgileniyorum, eşimle ilgileniyorum, arkadaşlarıma vakit ayırıyorum, kendime vakit ayırıyorum. Biliyorsun profesyonel voleybolcuyken bunları yapabilmek çok kolay değildi. İstediğin zaman tatile gidemiyordun, istediğin zaman kuaföre gidemiyordun, arkadaşlarınla buluşamıyordun. Evet. Şu an bundan önceki dönemimde yapamadıklarımı yapıyorum. Kendime vakit ayırıyorum dediğim gibi. Kızımla ilgileniyorum, eşimle, arkadaşlarımla, sevdiklerimle, evimle. Öyle bir dünya yarattım. Şu an öyle vakit geçiriyorum açıkçası. Çok güzel. Çok güzel vallahi. Çok teşekkürler bu arada da. Artık hani senin gibi değerli isimlerin voleybola hani vaktin el verdiğince katkıda bulunması bence çok değerli. Çünkü senden sonraki jenerasyonun senin tecrübelerine çok ihtiyacı var Gülden. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Elimden geldi artık yavaş yavaş tecrübelerimi aktarabileceğim diye düşünüyorum. Evet. İlk yayınımızda aslında çok güzel sürpriz bir de konuğumuz oldu. Yunus Öçal bizi kırmadı. Yunanistan A kadın voleybol milli takımının başına geçti. Zaten AYK'da çok güzel şeyler yaptı. Çok güzel bir sihir yarattı orada aslında. Namağlup serisine devam etti. Şimdi konulara girmeden önce aslında Yunus'un da çok fazla vaktini almamak açısından kendisini davet edeyim. Ondan sonra bir onunla sohbet edelim. Sonra gündem konularımıza gelelim. Tamam. Harika. Hemen Yunus'a davetimizi gönderelim. Bakalım. Yunus'u da çok severim biliyorsun. Çok uzun yıllar beraber aynı takımda çalıştık. Çok tatlıdır. Evet. Çalışkandır. Yunanistan'a gittiği zaman da çok sevinmiştim. Eşini de çok seviyorum. Ailecek de görüşüyoruz. Onunla gurur duyuyorum. İşte fırsat geldiği zaman da değerlendirdiği için ayrıca da gurur duyuyorum. Onu oralarda görmek, izlemek çok büyük keyif.
Yunus, hoş geldin. Hoş geldin. Evimi de gördünüz bu arada. Evet, Hoş bulduk. çok güzel, çok güzel. Sen şimdi onu çocuk, Allah bağışlasın bu arada. Tebrik ederim hem seni hem eşini. Allah analı babalı büyütsün. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok tatlı bir aile olacaksınız eminim. Güzel. Ne yapıyor canım? İyiyim canım, ne olsun. Program yapmaya başladık Ufuk'la. İlk konuğumuz da sen oldun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel program olsun. Güzel bir başlangıç oldu. Ben de onur duydum benle başlamış olmanıza. Biz de Evet. seninle gurur duyuyoruz canım. Zaten oraya gittiğinde de çok gurur duymuştuk seninle. Ama şimdi farklı bir haber aldık. Onunla gururumuz daha da arttı. Kolaylıklar diliyoruz. Başarıların devam etsin inşallah. Teşekkür ederim canım benim. Vallahi Yunus bizi hiçbir aşamada kırmadı Gülden. Hani bundan öncesinde de sağ olsun. Hani vaktinin el verdiğince geldi, bize konuk oldu, anlattı. Ama şimdi bambaşka bir boyut. Yani zaten Yunus bizim göğsümüzü kabartıyordu. Şu anda konuşurken de tüylerim gerçekten diken diken oluyor. Bak burada. Gerçek manada söylüyorum. Yani gurur duyuyorum abi seninle. Çünkü hani bambaşka bir boyuta taşındı iş. Yani komşumuzun başına geçmiş oldun baktığın zaman. Yunanistan kadın voleybol milli takımının başına geçtin. Seninle gurur duyuyoruz ama senden dinlemek isteriz. Aslında biz biraz başlangıç hikayeni biliyoruz senin. İşte Türk Hava Yolları sürecinde bir müsaade istedin. Onlar sana müsaade etti falan. Aslında çok değişik bir başlangıcın var. Senden de dinlesek onu. Evet, esasında bir önceki yaz daha hala Türk Hava Yolları'nda çalışırken Yunanistan kadın voleybol milli takımının yardımcı antrenörü olmuştum. Marcelo Abondayza ile beraber çalışmıştık. O süreç sonunda tabii yaptığımız işin kalitesini gören kulüpler transfer teklifi yapmaya başladılar. O dönem sizinle konuşmuştuk zaten. Sağ olsun Abdullah Bey bana çok yardımcı olmuştu Türk Hava Yolları'ndan ayrılırken. Sonrasında bir AYK süreci başladı. AYK'le güzel bir sezon geçirdik. Sonu çok daha güzel bitebilirdi. Yarı finalde Panathinaikos'a kaybettik. Ama onlar da şampiyon oldu. Hak ettikleri bir şampiyonluk yaşadılar. Bu süreç esnasında Marcelo'nun Güney Kore takımıyla anlaşmasından dolayı açılan bir boşluk oluştu Yunanistan milli takımında. Tabii ki Marcelo ile sürekli bir dirsek teması halindeyiz. O da tabii ki Yunus bu işi kesinlikle yapar diye referansta bulundu. Ben de tabii ki seve seve yapacağımı kendilerine ilettim. Yunanistan Federasyon Başkanı Karabekus sağ olsun hiç şey yapmadan, tereddüt etmeden yönetim kuruluna ismimi sundu ve bu süreç başladı. Ben de tabii ki bebiş oldu biliyorsunuz. Bu Evet. yoğunlukta İstanbul'a bugün geldik. Bayağı yoğun geçiyor ve onlara işte oyuncu kadrolarını detaylı verdim. Bu işlerle uğraştım bu süreçte. Ama güzel oldu dediğim gibi yani süreç tamamen böyle. Peki gelecek sezonda AYK ile devam mı? Evet, AYK ile devam ediyoruz. Bir senelik daha sözleşme imzaladık. Hem AYK oldu hem önümüzdeki sene sadece bu yaz dönemini kapsayacak bir milli takım sürecimiz olacak. Tabii bu yaz yapacağımız işin doğrultusunda belki birliktelik devam eder milli takımla ama şimdilik sadece bu yazı kapsayan bir anlaşma yaptık. Neler hissediyorsun? Yani Yani şöyle şöyle Yunus, çok evet. özür dilerim sözünü kestim. Yani nasıl bir duygu? Sonuçta tamam yardımcılığı yaptın, Türkiye'de çok önemli işler yaptın ama milli takım bir bayrağı temsil etmek, gönül ister ki ileride en kısa zamanda da Türkiye milli takımımızın başına geçmeni dileriz. Ama sonuçta bu da çok önemli bir şey bence. Neler hissettin yani milli takımın başına geçmekle? Yani Ufukçum, Gülden çok iyi bilir. Ben voleybol antrenörlüğüne başladığımda Gülden voleybol oynuyordu Eczacıbaşı'nda ve bizim ablamız yani o bize sürekli bakın şöyle yapın, şöyle yapın, şunu yapın sürekli bizi yönlendirirdi. Sağ olsun ben hala dışarıda onunla konuşur ve bu direktifleri almaktan hiçbir zaman gocunmam. Çok da severim kendisini. Biz o süreçlerden geçtik ve bu süreçlere gelmek bence tesadüf değildi ve zamanı geldi diye düşünüyorum açıkçası. Yunanistan olması işin güzel tarafı bence. Başka ülkeler de olabilir, Türkiye de olabilirdi ama bence bu tarz Türkiye için veya daha üst seviye ülkeler için biraz erkenmiş gibi düşünüyorum hala. Ama başlangıç için güzel bir adım olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda.
Tam zamanında oluşan bir şey diye görüyorum. Çünkü demin de söylediğim gibi Eczacıbaşı sürecimiz vardı Gülden'le. Orada yaklaşık 11-12 sene çalıştık. Sonrasında ben Türk Hava Yolları'na geçtim. Bir 5-6 senede, pardon, 4-5 senede Türk Hava Yolları süreci var. Çok uzun bir süredir voleybolun içindeyim ve adım adım çıktığımı düşünüyorum. Spor okulu antrenörlüğünden istatistik antrenörlüğüne, oradan yardımcı antrenörlüğe ve şimdi zamanı geldiği için de bir baş antrenörlük süreci başlıyor. Başladı esasında ve milli takımda başlıyor. Bunun böyle gitmesini tabii ki umut ediyorum. Adım adım yukarı çıkmak güzel ama önemli olan yukarıda kalmak. Bakalım göreceğiz nasıl bir süreç yaşayacağız. Ben çok mutluyum esasında. Birincisi komşu ülkenin antrenörü olmam açısından münasebetiyle. Ve ilişkilerin daha iyiye gitmesi açısından bence benim pozisyonumun güzel bir pozisyon, iyi bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Yeni bir kadro kuruyoruz. Yeni işler yapacağız. Yeni iyi işler yapmak istiyoruz. Takımı yeniden bir ya sıfırdan demeyeyim de bayağı ciddi bir yenilemeyle daha genç bir grupla çalışmayı hedefliyoruz. Bakalım dediğim gibi başkan bize güveniyor. Bu sene en azından Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden geleni yapacağımızı düşünüyoruz. Güzel bir voleybol izletmeyi düşünüyoruz. Yani herkes evet Yunanistan voleybol oynuyor desin istiyoruz. Bakalım. Eminim çok güzel şeyler olacaktır. Teşekkür Sana güzel ederim. bir fırsat geldi ama onu değerlendirebilmek çok önemliydi. Sen de bu ilk adımı yaptın. Onun için seninle gurur duyuyor. Senin adına çok mutluyuz. Başarılarının devamı gelsin inşallah. Teşekkür ederim Güldü. Valla dediğim gibi işte süreç adım adım ilerliyor. Başarı oldukça da umuyorum ki daha da güzel şeyler olacak. Kesinlikle eminim. Sana güveniyoruz. Evet, kesinlikle. Yunus. Yani şimdi baktığın zaman o kadar maşallah gerçekten nazar değmesin. Güzel bal kızınız dünyaya geldi. Güzel bir ailen var. Sağlıklısın. Kariyer adımlarını gayet güzel, sağlam bir şekilde gidiyorsun. Hem ligde hem milli takımda. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel yerlere gelirsin. Yunanistan'a da oraya taşırsın. Yani çok güzel bir şey. Şunu da soracağım son olarak. Hani seni de çok fazla tutmak istemiyorum. Hani ayağının tozuyla bizi kırmadın, geldin, çok teşekkürler. Kadro yapılanması olarak neyi planlıyorsun? Yani böyle çok geniş bir kadro mu, yoksa işte tecrübeli genç karışık mı? Nasıl, neler planlıyorsun? Esasında pozisyona geçtiğim sene birazcık zor bir sene. Çünkü Avrupa Şampiyonası ateşten gömleğin önünde takım almış olduk. O bakımdan biraz sıkıntılı. Avrupa Şampiyonası elemesinde olsaydı işler daha güzel olurdu. Benim açımdan da güzel bir adımla başlamış olacaktım. Ama şimdi tamamen sert maçları oynayacağımız bir süreçle başlayacağız olaya. O yüzden de tercihim daha geniş kadrodan ziyade daha kısıtlı ve hedefe odaklı bir takım yaratmak. Bu doğrultuda tabii sadece genç oyuncular değil, aynı zamanda tecrübeli oyunculardan da faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye gibi inanılmaz boyutta oyuncu kapasitemiz, skalamız yok. Sınırlıyız. O yüzden de mümkün olduğunca elimizden geldiğince oyunculardan en yüksek verimi alabilmek için uğraşacağız. Ve tecrübeli genç fark etmeksizin sahada bize sonucu vermeye odaklı oyuncularla Evet. Gitmek istiyoruz. Ama tabii ki birliktelik önümüzdeki senelerde devam ederse, bu yazdan sonra belli olur gibi gözüküyor. Devam ederse de orada tamamen bir sürekli genç yapılanması. Yani alttan gelen bir jenerasyon var. Sadece bir düzensizlik var. O düzensizliği düzene soktuğumuzda çok güzel işler olabilir burada da. Evet. Durum bu. Peki Yunus. O zaman sana çok teşekkür ediyoruz vaktini ayırdığın için. Yalnız son bir talebim var senden. Buradan Yunanistan'daki seni izleyen, sevenlere Yunanca bir şeyler söyleyip programa veda eder misin? Eyvallah. Şu anda benim asistanım koçum Haris şeyi izliyor. Canlı yayını izliyor. Milli takım istatistik antrenörüm de canlı yayını izliyor. Alttan gördüğüm için fark ettim şimdi. Şimdi ne söyleyebilirim? Eparista Parapole diyebilirim. Kalispera diyebilirim. Yunus çok teşekkürler vaktini ayırdığın için. Gülden senin eklemek istediğin bir şey var mı? Canım seni çok seviyoruz. Gönlümüz seninle başarılı olacağına eminiz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim Gülden'ciğim. Ben de size yeni programınızda başarılar diliyorum. Umarım çok güzel programlar ardı sıra gelir. Biz de güzel şekilde izleriz. Sağ ol. Bol bol görüşeceğiz Yunus'cum. Kendine çok iyi Tamam. bak. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. kalın.
Hoşça kal. Bay bay. Ben çıkartıyordum. Kendisi çıktı. Gülden. Merhaba tekrardan. Tekrar merhaba. Ne güzel bir duygu değil mi? Çok çok güzel bir duygu gerçekten. Yani gurur, ben gurur duydum. Sen daha fazla gurur duymuşsundur. Çünkü hani siz neredeyse böyle birlikte, yani senin yanında büyüdü neredeyse baktığın zaman. Yani süreçleri sen daha iyi Aynen. biliyorsun. Yani çok uzun süre beraber çalıştık. Ama ne kadar çalışkan, ne kadar özverili, neler yaşadığını bildiğim için. Ama biraz önce anlattığı gibi bence gerçekten doğru zamandı. Herkesin hayatında bence böyle fırsatlar geliyor. O fırsatları değerlendirdiğimiz zaman kariyerimiz de aslında çiziliyor. Şimdi Yunus adına çok seviniyorum. İnşallah her şey gönlünce olur. Dilediği gibi Kesinlikle. yaşar. Bir yerde her geçen gün artar çünkü hak ediyor. Evet, doğru. Peki Gülden, şimdi asıl gündem özel programına gelecek olursak, ben aslında böyle çok çok da uzatmak istemiyorum aslında. İzleyenlere de çok sıkmak istemiyorum ama şöyle gündemin en eskisinden en yenisine doğru gelecek olursak, Kadınlar Aksı Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu özel sezon dörtlü final İzmir'de düzenlendi. Ben hızlıca özetleyeyim. Senden de yorumunu alırım zaten. İlk maçta Vakıfbank Aydın'ı 3-0 yendi. Sonra Fenerbahçe Opet Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi. Fakat bence dörtlü finalin en keyifli maçıydı. Çünkü kıran kırana geçti özellikle. Türk Hava Yolları'nın performansını çok beğendim. Fenerbahçe hani baktığın zaman oyuncuları şöyle birebir değerlendirdiğinde daha iyi gibi gözükse de Türk Hava Yolları çok iyi mücadele etti. İzmir seyircisi benim çok dikkatimi çekti. Gerçek bir voleybol seyircisi. İzliyorlar, ses yok. Güzel oyun olunca alkışlıyorlar. O dikkatimi çekti. Sen daha fazla gözlemlemişsindir. Çok fazla İzmir tecrüben oldu. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tüm maçları bizzat geldi tribünden izledi. Aksa Sigorta desteğiyle zaten sürüyor. Onlara da çok teşekkürler Türk voleyboluna verdikleri destekten ötürü. Ve son maçı da damgasını vuran aslında Daniel Santarelli'nin gelip maçları izliyor olmasıydı. Senin düşüncelerin, görüşlerin neler Hilda? Şimdi tabii kupasından önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Vakıf ilk maçı Fenerbahçe'nin 3-0 alıp ikinci maçı da 3-0 kaybedip altın sette Vakıf'a yenilmesi tabii bu kupa maçından önce çok kısa aralıklarla olduğu için maçlar Fenerbahçe'nin toparlanması açısından çok zordu açıkçası. Evet. O maçın bu kupanın olması Fenerbahçe'de moraller tabii çok bozuktu. Motive olmaları çok bozuktu. Vakıfbank'ın da tabii oyuna hakim olması çok normal. Çünkü çok iyi bir maç çıkardılar. O yüzden de motive olamadıkları için de o maçtan kendilerini alamadıkları için de o kupayı kaybetmeleri aslında beklenen bir sonuç değil de onlar için üzücü bir sonuç oldu. Çünkü 3-0 kazandığım bir maçın rövanşında 3-0 kaybedip sonra altın seti vermek tabii onun toparlanması çok kolay değil. Zor bir maçtı Fenerbahçe adına. Federasyon başkanının her maça gelmesi tabii federasyon başkanı sonuçta baktığımız zaman Türkiye'de en çok sevilen ve en çok en başarılı olan spor voleybol. Federasyon başkanı da çok ilgili sporcuları her zaman desteğini gösteren, her zaman onlarla beraber olan bir federasyon başkanımız var. İlgisini, alakasını herkes zaten biliyor. O da çok keyif alıyor bence maçları izlemekten. İzmir seyircisi, İzmir, Ankara seyircisi zaten biliyorsunuz. Yani onların önünde maç oynayabilmek o kadar keyifli ki. Şimdi o günler gelince aklıma yani o kadar çok seyircinin önünde o yani kazanılmayacak maçı bile kazandırıyorlar sana. İzmir seyircisi, Ankara seyircisine özellikle çok teşekkür etmek lazım ama artık Türkiye genelinde voleybola karşı çok büyük ilgi olduğu için tribünler artık çok fazla dolduğundan ve bilinçli voleybol seyircisi olduğu için maçlar çok daha keyifli oluyor. Evet. Peki Gülden, şimdi birazcık da şöyle filenin sultanlarını aslında birazcık değinelim. Çünkü sezon sonu geldi artık, milli takım ısınmalar, aday kadrolar falandan önce filenin sultanlarında Giovanni Guidetti ile gelinen noktayı ve Giovanni Guidetti'nin bıraktığı noktayı filenin sultanlarını nasıl buluyorsun? Şimdi
Guidetti etti. Sonuçta kendini kanıtlamış, çok kariyeri başarılarla dolu olan, bunu hepimizin takdir ettiği bir antrenör. Guidetti etti 5 yıl, Amerika kadın voleybol takımımızın antrenörlüğünü yaptı. O geldiği sırada ülke sıralamasında 15. sıradaydık, 7. sıraya yükseldik. Olimpiyatlarda 5. olduk, Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. Birçok oyuncu kazandırdı. Bence milli takıma çok katkıları oldu. Tabii çok uzun yıllardır Vakıfbank'ın antrenörü olduğu için, milli takımın antrenörü olduğu için son dönemde gördüğüm biraz motivasyon düşüklüğü vardı bence Guidetti'de. Daha sonra da zaten yollar ayrıldı. Şimdi milli takımda Santarelli dönemi başladı. Santarelli de kendini kanıtlamış, çok enerjik. Çok pozitif gözüküyor. Tabii tanımıyorum onu ama çok enerjik oldu ve bu takıma çok şey katacağı. Çünkü kendini kanıtlamak isteyecektir. Sporcular açısından da büyük avantaj. Şimdi yeni antrenör geldi. Ona kendini gösterebilmek için antrenmanın bile temposu farklı olacaktır. Hem Guidetti için hem Santarelli için hayırlı olsun. Guidetti de sonuçta çok büyük bir takımın, çok büyük bir ülkenin milli takım antrenörü oldu. Onun için de farklı bir dönem. Ama yeni kan, yeni değişimler her zaman iyidir. Guidetti de milli takıma çok şey kattı. Teşekkür etmemiz gerekiyor tabii ki ona da. Evet. Yani bu bazı değişiklikler hocanın kötü olduğu veya başka bir şey anlamına da taşımıyor. Artık hani bazı şeylerin vakti gelmiş oluyor aslında. Bu Santarelli için de böyle baktığın zaman. Hani o da bir challenge yaptı kendince. Orada uyguladığı sistemi belki burada uygulayacak ki baktığımız zaman hani şöyle aday kadrolara bunu yapacak gibi gözüküyor. Çünkü aday kadro da açıklandı. Yeni eklenen isimler oldu. Kadroya alınmayan, yani bulunmayan isimler oldu mesela. Yani aday kadroyu ben hızlıca okuyayım. Yani geniş kadro, 2023 Viyenel kadrosu. Pasörlerde Cansu, Elif, Sıla, Buse, Dilay var. Pasör çaprazı bu sezon, yani Türk, şey, bu sene Türk vatandaşlığına geçen ve milli takıma katılan Melisa Vargas, Ebrar Karakurt, Burcu Yüzgenç var, Defne Başyolcu var, smaçörler Hande, Melia, İlkin, Derya, Saliha, Tuğba, Yaprak ve Neriman var mesela. Orta oyuncu Eda, zaten bildiğimiz klasik kaptanımız. Zehra, Aslı Kalaç, Ayçin, Beyza Kübra, Yasemin, Zeynep Sude ve özellikle liberolar, buna dikkat. Sen çünkü daha uzman olduğun için bu konuda. Simge Gizem, Ayça, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz kadroya dahil oldular. Ve sen de bir liberosun aslında. Liberoları ayrı değerlendirmeni isteyeceğim. Fakat bu sene yeni katılanlar işte. Melisa, Neriman Özsoy, Gizem Örge mesela uzun süredir hani bekleniyordu. Kübra Akman alındı kadroya. Meryem Boz ve Nazay Demirakyol kadroda yok. Bu arada Vargas'ın Türk vatandaşlığını hani karıştırmış olabilirim. Belki geçen sene geçmiştir. Özür dilerim yanlış söylediysem. Nasıl değerlendiriyorsun kadroyu? Şimdi 30 kişilik kadroda benim gözüme çarpan şu, Neriman, Kübra ve Gizem Örge'nin uzun süreden sonra milli takım aday kadrosuna tekrar çağrılması. Gizem Örge zaten Fenerbahçe çok iyi bir sezon geçiriyor. Gizem Örge de liberolar arasında kendinden söz ettiren bir libero. Çok iyi performans gösteriyor bence. Olması gereken buydu. Onun dışında Kübra Vakıfbank'ın orta oyuncusu. Onun tüzüğünde zaten kaç tane orta oyuncumuz var. Bence de olması doğru karar diye düşünüyorum. Neriman da hücum gücü çok yüksek olan bir köşe oyuncumuz. Sadece çok yorucu bir ligden geldi. Tabii artık Neriman genç bir oyuncu olmadığı için eğer ekonomik kullanırsak onu bence çok faydasını göreceğimize inanıyorum. Onun dışında gençleri görüyorum. Gençler Defne ve Dilay var. Beşiktaş'ın çıkmasına çok önemli faktör de çok Evet. iyi oynadılar. Onların da aday kadroda olması tabii onlar açısından çok güzel. O milli takım havasını soluyacaklar. Onların motive olması açısından da çok güzel. Onun dışında Ayçin, Sude ve Eylül var. Onlar da performanslarından dolayı kadroya çağrıldı. Geniş bir kadro olduğu için şimdi Santarelli tabii ilk sezonu. Çok fazla turnuva var. Herkesi görmek isteyecektir, kullanmak isteyecektir. Bir de süre antrenine denen bir şey var. Sonuçta çok
az kişiyle bütün turnuvalara gidildiği zaman artık belirli bir noktadan sonra sporcuyu motive etmek çok kolay olmuyor. Onun da kış boyunca zaten sezon boyunca çok yorucu bir temposu oluyor. Yaz da böyle geçtiği zaman ister istemez düşüşler oluyor. O yüzden de aday kadronun ne kadar olması bence gayet güzel. Şaşırdığım birkaç kişi var. Mesela Şeyma'nın 30 kişilik aday kadroda olmasını isterdim açıkçası. Çünkü Şeyma tam görev adamı. Yani çok iyi servis atar, marşet karşılar. İstenilen her şeyi yapacağı için kadroda olmasını beklerdim açıkçası. Onun dışında şimdi Maya 40 yaşında Sırbistan milli takımına ikna edilip döndüğü noktada 33 yaşındaki Naz'ın bence her şekilde ikna edilip kadroda olmasını beklerdim. Ama şöyle düşünüyorum, mutlaka konuşulmuştur, ikna edilmeye çalışılmıştır. Ama Naz tabii kendi vereceği karar, belki çocuğunu artık bırakmak istemiyordur, yorulmuştur, ailesiyle vakit geçirmek istiyordur, bilmiyorum. Ama Naz'ı bu kadroda görmek isterdim açıkçası. Benim kadro ile ilgili söyleyeceklerim bu. Evet. Yani aslında şuna geleceğim. Milli takımdaki yani nasıl böyle bir ortamda bazı dengeleri koruyacak kişiler oluyorsa milli takımda da bazı dengeleri aslında sağlayacak, tampon olacak, işte bazı şeyleri idare edecek bir idareci olarak takımın menajeri var. Dolayısıyla hani Naz'ın yani çok böyle hani ben direkt gidiyorum değil de herhalde bazı sıkıntılar yaşandıktan sonra bazı noktalara gelindi. Hani bunda Pelin'in milli takım menajeri hani durumu nasıl yönettiği, nasıl kontrol ettiği konusunda çok bir bilgim yok ama gördüğüm kadarıyla hani çok da fazla tampon olunamadı gibi geliyor bana sanki. Hani bazı dengeleri kurmak konusunda. Çünkü kurulması gerekirdi. Yani kalması gerekirdi. Ama işte bu noktaya geldi maalesef iş. Yani benim düşüncem bence o dengeyi sağlamaya çalışmıştır diye düşünüyorum. Çünkü sporcu kaybetmek en kolayı, antrenör sporcu kaybetmek en kolayı yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü 33 yaşında çok uzun süre milli takımda yine görev alabilir. Problemler yaşanabilir. Her zaman oluyor böyle şeyler. Bir şekilde orta bulunabilirdi. Bence dahil olmuştur, yapmaya çalışmıştır diye düşünüyorum. Yani sonuçta kimse Naz'ı kaybetmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Evet. Umuyoruz öyle olsun. Yani her şey için çok geç kalınmış değil diyelim. Peki, Gülden biraz da böyle lige dönecek olursak lig sonuna doğru geliyoruz. Mislikom Sultanlar Ligi'nin değerlendirmesiyle ilgili olarak. Yıllarca formasını giydin Eczacıbaşı'nın bu sezon sergilediği performans için neler söylemek istersin? Önce senin kulübünle başlamak isterim. Aslında Eczacıbaşı çok iyi başladı lige. Biliyorsun daha mağlup da bitirdiler. Evet. Ama hedefleri gerçekleştiremediler. Yani Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda işte şampiyon olamadılar. Süper Kupa'da kaybettiler. Şimdi Türkiye Ligi'nde 2-0 gerideler. Biraz yani çok iyi başlamalarına rağmen sadece hedefleri gerçekleştirmekte zorluk yaşadılar diye düşünüyorum. Evet. Peki bir baş antrenörlük pozisyonu için Ferhat Akbaş'la anlaştılar. Onu antrenörlüğe getirdiler. Genel olarak Ferhat'ın yönetimini, takıma hakimiyetini, yaptığı transferleri, hamlelerini nasıl buluyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Benim bakış açım şu. Mutlaka Ferhat'ın da hataları var. Bütün antrenörlerin olduğu gibi. Şimdi Eczacıbaşı sonuçta onunla anlaştı. Ona destek verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü sonuçta baktığımızda Türk antrenör. Eleştiriye açık. Kendini geliştirmek için gerçekten çabalıyor bence. Çok büyük isimlerin yanında yardımcı antrenörlük yaptı. Hatalar yapıyor. Büyük antrenörler de yapıyor. Türkiye'ye biliyorsun hangi antrenörler gelmedi ki? Çok başarısız sezonlar da geçirdiler. Ben başarısız bulmuyorum açıkçası. Zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de maç izlediğim zaman "Aa, bunu niye yaptı?" diyorum. Ama işte antrenörün gözünden bakmak farklı bir şey. Ben sporcu gözüyle bakıyorum. Antrenör olarak bakmak çok başka. Ona bir şans verilmiş.
teklifte bulunulmuş. O da sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışıyor. Yapıyor ya da yapmıyor. Sonuçta baktığımız zaman dediğim gibi namalip ligi bitirdi. Kaybettiği çok önemli maçlar var. Transferler, yani rakipler de tabii şimdi denge çok farklı. Şimdi Fenerbahçe zaman Fenerbahçe'nin hücum güçleri çok çok iyi. İyi de servis attıkları zaman gerçekten acayip bir takım oluyorlar. Şimdi Ezerbaşı da çok iyi bir takım ama hücum gücü genelde Tika'ya bağlı olan bir oyun sergiliyorlar. Şimdi Tika da yani elinden gelenin her şeyi yapmaya çalışıyor ama çok iyi maçlarda Fenerbahçe ile vakıfla oynadığımız zaman sadece Tika'nın hücumuyla onun çabasıyla maçı kazanmamız çok zor. Bütün takımın çok iyi hücum etmesi gerekiyor. En son maçta da gördük. Şimdi Tika çok iyi oynadı ama köşelerden çok iyi hücum edilmediği zaman tabii toplar istatistiklere de baktığımız zaman toplar hep Tika'ya gitmiş. Ama Fenerbahçe'nin istatistiğine baktığımızda Vargas zaten çok iyi hücum ediyor. Ama köşedeki hücum sayısı da toplar çok dağıldığı için onların hem blok yapmak zor, Eczacıbaşı açısından onları durdurabilmek çok zor. Yani hücum gücü çok fazla olduğu için bunu da kullanıyorlar. O tarz takımlara karşı da maçı kazanabilmek çok kolay değil açıkçası. Doğru söylüyorsun. Yani Fenerbahçe'de daha homojen dağılım varken pas dağılımı açısından Tika'ya bağlı bir oyun oluyor. Ama işte bu yaşayarak belki Ferhat bunu görecek ve bunu daha genele yayacak bir takım kuracaktır belki. Öyle de yapıyordur, bir planlaması vardır. Benim bir tek eleştirim Ferhat'a aslında şurada şu olacak. Challenge'ları mola hakkı olarak kullanması fazla dikkat çekiyor. Yani hani mola hakkı kalmıyor. O da challenge kullanıyor. Onu mola olarak kullanıyor. Yani hani doğru mudur, etik midir onu bilmiyorum ama çok da hoş gözükmüyor. Şöyle belki de istatistiğe vurulduğu zaman Eczacıbaşı maçlara ilk girerken belki de kötü girdiği için ara açılmadığından açılmasın diye o yüzden molalarını çok çabuk kullanıyor bilmiyorum. Yani işte her antrenörün farklı bir tarzı var. O da sadece Eczacıbaşı'na özel bir şey değil. Bu Polonya'da da böyleydi. Çok erkenden alıyordu molalarını. Kendince öyle bir düzen kurmuş. Bilemiyoruz. Kendisinin cevap vermesi gerekiyor tabii. Evet, buradan söz hakkı doğdu. Ferhat istersen gel diye. Yani şimdi oyuncular olduğu kadar takımda da maç içerisinde olduğu kadar aslında hakemler de bazı maçların temposunu, tansiyonunu etkileyebiliyorlar. Özellikle hani konuyu çok da dolaştırmayacağım. Konu Nurper Özbar aslında. Çok deneyimli, çok değerli, uluslararası platformda bizi temsil eden tecrübeli bir hakemimiz. Gerçekten Nurfer Özbar bir maçta buraya gelmediği gibi bir maçta da tabii ki böyle gitmeyecektir. Ama Vakıfbank ve Fenerbahçe arasında oynanan 1-4 etabı, playoff 1-4 etabında ikinci sette bir hata yapmıştır. Egonu arka oyuncu olmasına rağmen önden hücum yapmıştır ve işte bu sayı hata olmasına rağmen sayı Vakıfbank lehine çevrilmiştir. Tansiyon yükselmiştir. Terzic işte fileyi sallamıştır. İşte bir sarı kırmızı kart gördü ve sette ihraç edildi. Sen nasıl değerlendiriyorsun yani bir oyuncu gözüyle olarak hani hakemin yaptığı hatayı? Yani hakem de insandır, hata yapar tabii diyeceğiz ama bu kadar aleni, bu kadar kolay Majör diyelim. sayı atmak bilmiyorum açıkçası. Yani nasıl böyle bir hata yaptım ben de anlamış değilim. Çünkü bir de itiraz da ediliyor. Yani aslında kural hatası var sonuçta arka oyuncu. Ondan sonra da bu devam ediyor ve yani tepki vermeleri de Terzi için tepki vermesi de çok normal. Çünkü çok önemli bir maç, çok kritik bir yer. Bu kadar basit bir hatanın yapılmaması gerekiyor. Hatadır, evet olur. Elden sektiğini belki görmeyebilir. Fileyi belki görmeyebilir. Pozisyon hatası olur ama bu kadar aleni olan bir şey ve oyun devam ediyor söylenildiği halde bu kadar büyük hatanın bu kadar önemli bir maçta yapılması kabul edilir gibi değil. Çok enteresan aslında. Yani yapmayacağı bir hata Evet. ama nasıl olmuş bilemiyorum. Yani bir insan hani
Basireti bağlanır da hani bu kadar mı bağlanır? Şimdi bir hakemsin, bakıyorsun, itiraz var, tamam bakarsın yardım, ama bu kadar, bu derecede bir itiraz varsa şöyle bir göz teması kurarsın, gözlemcine bakarsın, hani böyle bir sana bir işaret eder falan, challenge istersin, kendin inisiyatif belki kullanabilirsin, bilmiyorum, ama yani bu kadar bu seviyede bir şey yapması bana da biraz böyle şaşırtıcı geldi açıkçası. Son Ama benim izleyince nasıl yaptım bu hatayı demiştir kendine. Ama işte maçın stresiyle nasıl oldu bilmiyorum, ama beklenmedik bir hataydı. Olmaması gereken bir hata. evet, ama Nurper Özbar bizim değerimizdir. Evet. Bu yaptığı hata da bence diğer hakemlere ders olarak izletilmelidir ki onlar da aynı hatayı yapmasınlar bir sonrakinde. Bu değersizleştirmez. Sonuçta bilerek yaptığın bir hata değil. Tabii. Mutlaka bu daha çok dikkat edecektir. Ama tabii bu kadar önemli maçlarda tansiyonun yüksek olması çok normal. Onun için zor geçmiş. Sosyal medya yıkıldı gülden. Yani o hatayı yaptı. O neler neler videolar, yorumlar, Twitter zaten hani insanlar bekliyor. Bir şey olsun da yazayım diye. Yazmak hayal edemedim. Sonradan Evet. görmedim ama hayal Evet, edemedim evet, evet, evet. orada. Final serisine gelecek olursak final serisi Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynamit arasında geçiyor ama Eczacıbaşı 2-0 seride geride. Perşembe günde final serisinin 3. maçı var. Tamam mı? Devam mı maçı aslında bu. Fenerbahçe bu karşılaşmayı da alırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Alamazsa seri uzuyor. Neler düşünüyorsun? İzledin mi? İzleme fırsatın oldu mu? Ne olur yarınki maç bence. Son maçı evet izledim. Fenerbahçe gerçekten çok iyi servis attı ve takım olarak oynadılar. 3-2 bitti maç ama sonradan Eczacı da oyuna dahil oldu. Tabii şimdi 2-0 yani çok kolay değil Eczacıbaşı açısından. Fenerbahçe şimdi rüzgarı arkasına aldı. Şu an motivasyonları en üst noktada. Kendilerine güvenleri şu an en üst noktada. Alacakları bir maç sonunda hedefe ulaşacaklar. Hiç kolay olmayacak ama olmayacak bir şey de değil. Biz neler gördük, ne maçlar yaşandı. Şu an kesin Fenerbahçe alır ya da kesin Eczacı alır diyemem. Sadece son maçta gördüğüm Eczacı başında motivasyon düşüklüğü, oyuna giremediler. Kendilerini çok çok iyi hissedemediler. İyi giremezlerse oyuna Fenerbahçe adına çok kolay bir maç olur. Ve üçüncü seriyi de kazanmış olurlar. Perşembe günü göreceğiz. Evet. Evet. Şimdi aslında benim bu gündem konularına eklemediğim bir konu yukarıdaki yazışmalardan da geldi. Sana da sorayım çünkü Şampiyonlar Ligi süper finali İtalya'nın Torino şehrinde yapılacak ve iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Vakıfbank ve Eczacıbaşı kozlarını İtalya'da paylaşacak. Sence bu maç ne olur? Tek maç, tek sonuç. Vallahi yine iki Türk takımı karşılaşacak. Yani oranın atmosferi, havası çok farklı. Yani şu olur kesinlikle diyemem. Çünkü iki takım da elinden gelenin en iyisini yapmak isteyecektir. Artık bütün hedef orası olacaktır. Kim oyuna iyi girerse, çünkü dengeler çok yakın. Eğer ki kim oyuna iyi girer, iyi servis atarsa, benim için voleybolda en önemli şey iyi servis atılması. İyi servis atılır, iyi servis karşılıyorsa her şey olabilir. Kim iyi servis atar ve az hata yaparsa, istatistiklere döktüğümüz zaman zaten basit hata kim yapıyorsa onun maçı kazanma şansı çok az oluyor. Onu da göreceğiz çünkü çok zor maç. Kim dediğim gibi çok az hata yapar ve çok iyi servis karşılık servis atarsa o oyunu götürecektir. Beraber Yine izleyerek gideceğiz. aynen öyle ama yine kazanan neticede bir Türk takımı olacak. Türk finali olacak. Bizim için aslında önemli olan kazanıp kaybetmesinden ziyade Türk takımlarının geldiği seviye. Aynen. Her sene zaten o seviyelerdeyiz. Bu çok gurur verici, çok güzel. O seviyelere gelmesinde bizim de çabamız olduğu için çok mutluyum. Çok güzel, çok gurur verici. Yani her sene oralarda Türk takımlarının olması, tabii ki birinin elenmesi, birinin maçı kaybetmesi çok zor oluyor ama her sene oralarda adını taşıyor olması bizi çok gururlandırıyor. Çok güzel bir Evet. seviyede.
Evet. Şimdi bu senelere kadar artık böyle Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank kulüpleri konuşulurken aslında Türk Hava Yolları da bence flash takım olma yolunda bence. Çünkü şunu söyleyeyim, bu sezon birçok olumsuzlukla karşılaştılar Gülden Türk Hava Yolları. Abbondanza sezon ortasında farklı bir takıma gitti. Van Rijk ailevi işte annesinin sağlık nedenlerinden dolayı gitti ki Van Rijk çok önemli bir hücum kuvveti bence Türk Hava Yolları'nın. Nazay Demirakyol'un bir sakatlığı oldu, uzun süre faydalanamadı. Ama geldiğimiz noktada Kupa Voley'de Fenerbahçe ile 3-2 oynuyor. Eczacıbaşı'yla gayet güzel kıran kırana oynuyor. Yani hani bu kadar olumsuzluğu başka bir kulüp yaşasaydı bence havlu atmıştı diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nın her anlamda hem yönetimsel hem de işte içerideki kadrosu anlamda motivasyonun yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu noktaya kadar sen ne düşünüyorsun? Tebrik etmek lazım. Tabii dediğin gibi Eczacıbaşı, Vakıfbank, Galatasaray, Fenerbahçe'nin dışında bir takımın istikrarlı ve her geçen sene çok daha iyi kadro kurarak, çok daha iyi top oynayarak bir yerlere taşıyabilmesi ve destek vermesi çok önemli. Bazı takımlar tabii sezonu çok kötü geçirebiliyor, çok büyük şanssızlıklar oluyor ama o şanssızlıkları bile olumluya çevirebilmek çok büyük başarı. Desteklerinden dolayı tebrik etmek lazım Türk Hava Yolları'nı. Evet. Ve bununla birlikte aslında bu sene Dünya Voleybolu'nda çok isminden söz ettirdiler. Özellikle Zé Roberto transferiyle alakalı. Yani dünyanın en iyi antrenörleri arasındaki bence dünyanın en iyi antrenörüdür. Buraya getirdiler. Daha önce yıllar önce Fenerbahçe Acıbadem'in antrenörlüğünü yapmıştı. Sen o zamanları çok daha iyi bilirsin. Nasıl bir antrenör olduğunu bilirsin. Bence çok büyük iş yaptılar yaptıkları transferlerle. Sen ne düşünüyorsun bu hamle için? Zerevert Hanım'ın gelmesi demek o çünkü iyi bir hedef koymadığın zaman asla gelmez. Çok daha iyi takım kuracaklardır. Hedefler çok yüksek olacaktır. Türk voleybolu için şahane bir haber. Türk Hava Yolları'na çok güzel bir ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum Zerevert Hanım'ın Evet, transferi. doğru yani. Ama tabii Zé Roberto gelmesi çok önemli. Teşekkür ediyoruz ama hani o Zé Roberto'yu buraya getiren yönetime, onaylayan yönetime, çaba sarf eden herkese de teşekkürlerimi sunalım. Türk voleyboluna kalite kattıkları için bir miktar daha. Teşekkürümüzü borç biliyoruz. Evet. Valla gündem konularımız aslında bunlardı. Milli takım sezonumuz işte başlayacak yavaş yavaş, lig sona erecek. Bir sonraki işte programda daha farklı gündemlerle seninle birlikte oluruz. Bence çok keyifli bir program olduğunu düşünüyorum ben. Ben de hem seni görmüş oldum hem de voleybol hakkında güzel güzel yorumlar yapmış olduk, konuşmuş olduk. Bence de çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir araya geliriz zaten. Ben teşekkür ediyorum. Değerli voleybol severler, gündem özel programında Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ile sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programda yeni ve konularla sizlerle olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Gülden sen de kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay.